Selamlar dostlar. Bu videoda şu güzelim kış ortamında şimdi o life'e yeni gelen Bloodline'lardan biri olan DioSenko'yu tanıtacağım. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. To get anxious, that's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred. Forget what I'm saying. Oh, Carl. Where the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it'll pull my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face clean off my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. Evet dostlar, şimdi DioSenko'nun ilk yeteneğiyle başlayalım. DioSenko'nun ilk yeteneği Ultimate Flash. 12.000 çakra harcıyor ve 14 saniye bekleme süresi var. Şu şekilde yeteneği göstereyim. Yeteneği attığınız zaman rakiplerden gelen hasarı bir süreliğine yemiyorsunuz. Ve yeteneği attığınız son noktaya geri dönüyorsunuz. Ve yetenek hali hazırda kullanımdayken bulunduğunuz son noktada bir kopyanız oluşuyor. Bu yetenek rakipleri kandırmak ve rakiplerden gelen hasarı bir süreliğine yememek için oldukça iyi bir yetenek. Şimdi ikinci yetenekle devam edelim. DioSenko'nun ikinci yeteneği Time Style, Time Jump. 14.000 çakra harcıyor ve 12 saniye bekleme süresi var. Şu şekilde yeteneği göstereyim. Yeteneği attığınız zaman rakibinizin yanına ışınlanıyorsunuz ve son bulunduğunuz noktaya geri dönüyorsunuz. Yine oldukça seri ve iyi bir jutsu. Şimdi 3. yetenekle devam edelim. DioSenko'nun 3. yeteneği Time Style, Time Stop. 18.000 çakra harcıyor ve 23 saniye bekleme süresi var. Şu şekilde yeteneği göstereyim. Yeteneği attığınız zaman rakipleri stunlayan ve onlara bir miktar hasar veren oldukça geniş bir alan oluşturuyorsunuz. Gene oldukça iyi bir yetenek. Şimdi modlardan devam edelim. Modu açtığınız zaman 2500 çakra, 2600 ninjutsu, 3000 taijutsu ve 2700 can kazanıyorsunuz. Oldukça iyi statlar. Ve gördüğünüz üzere skininiz parıldamaya başlıyor. Altın renginde parıldıyorsunuz. Parıl parıl oluyorsunuz. Modun bir Q yeteneği yok. Fakat oldukça iyi bir C yeteneği var. C yeteneğini bastığınız zaman rakibinize doğru ışınlanmaya başlıyorsunuz ve ona bir miktar hasar veriyorsunuz. Bu miktar oldukça fazla, gördüğünüz üzere daha demin rakibime 60k hasar verdim. Modun özellikleri bu kadar arkadaşlar. Şimdi VS'mize başlayalım. VS'de biz DioSenko'ya layık bir rakip olarak Ashen Storm'u gördük, öngördük. Şimdi VS ile başlayalım. Bu arada her videoda bahsediyorum fakat gene gördüğünüz üzere bu komut ile rakiplerinizde burada vs atabilirsiniz. Şimdi duelloya başlayalım. Ben bu noktada skillerim geri gelene kadar W yeteneğine bastım. Size de bunu öneririm. DioSenko hızından kaynaklı olarak birazcık rakipleri koşup yetenekleriniz geldiği zaman da geri saldırmaya yönelik bir Bloodline. Özere vurup kaçıyorum. Vur kaç taktiği yapa yapa alıyorsunuz. Zaten N ve B jutsuları, daha doğrusu 2. ve 3. jutsu rakiplere otomatik olarak hedef alıyor. Onu nasıl yedim ya ben? Bu C yeteneğini vurmak biraz zor. O yüzden ana kaynağınız C yeteneği olduğu için biraz kaybedebilirim ben bu noktada. Ben her videoda bahsettiğim üzere yani kolsuzluğumdan ötürü genelde kaybediyorum ama zaten tüm Bloodline'ların videosunu çektiğim zaman oldukça iyi anlayacaksınızdır. Hangisi güçlü, hangisi güçsüz. Ben bu noktada kaçmaya başardım. Ve rakibime geri saldırıyorum. Evet, bu noktada hasar yemedim. Bakalım kim kazanmış? Ha, o kazanmış. Karşımdaki rakip kazandı. Fakat açıkçası adil bir dövüş olması için Ashen Storm'la da benim bir oynamam gerekiyor biliyorsunuz. Benim oynadığım Bloodline'lar
Genelde 1-0 geride başlıyor. Kolsuzluğundan ötürü. Yakında Ashen Storm'un da zaten videosu gelir. Kırmızı Odun'la beraber. Şu an ismini hatırlayamadım bir Bloodline'la beraber. İkisinin de videosu yakına gelecek. Aynı zamanda genel olarak Shindo Life nasıl oynanır diye bir video gelecek. O videoyu da kaçırmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdaki link kısmından da 100'den fazla, hatta galiba 300'den fazla oyuncuyla Shindo Life oynayabilirsiniz. Oldukça nezih, güzel bir ortam var orada da. Katılıp beraber Shindo Life oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.